Здравствуйте. Добро пожаловать на урок русского языка. Evet, Rusça öğrenenler için bir sonraki derse hoş geldiniz. Bu derste biz birkaç kelime öğreneceğiz. Ama bildiğimiz gibi Rusça'da o kelime altı halde değişecek. Ve hem de tabii ki dişil, erkil olarak da değişecek. Çoğul, tekil. Bunların hepsi kelimenin nasıl değişeceğini biz şimdi göreceğiz. Bu sözler Türkçe daha çok kendi olarak çevrilen sam, sama, samo, sami ve svoy, svaya, vesaire. Bir de ki sam ile birlikte başka bir kelime var. Çok karıştırılabiliyor. Ona çok yakın olan samı sözcüğü. İşte bunları birkaç örnekle bu hazırladığım dersi şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Başlayalım. Daha önce kanalımda yayınladığım Rusça haller dersi vardı. O derse şu an linki yukarıda görüyorsunuz. Eğer izlemek isterseniz oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet, 6 hal var Rusçada. İminitilni padeş yalın hal. Burada biz soruları görüyoruz. Ktoşto. Bir de Türkçe izahı, yani Türkçe açıklamayı görüyoruz. Özne yapan, söyleyen. Yani yalın hal. Sonra ın hali var. Rusça adı raditilni padeş. Kavo, çivo. E hali var, ü hali var, ile hali var, de hali var. Yine de o videoda daha çok detaylı şekilde açıklıyorum. Burada ise bizim sözcüklere geçelim. Burada dört sütun görüyoruz. Birinci sütun erkil, sam, sam yani kendi. İkinci sütun dişil, sama, sama yani yeni kendi ama kadına ait ya da dişil bir sözcüye ait. Üçüncü nötr, o yüzden bir resim yok. Nötr de samo ve dördüncü tabii ki çoğul, sami. Burada bir fark var. Burada bir vurgu farkı var. Çünkü sam, sama, samo ama çolda sami. Yani vurgu birinci hecededir. Sami. Evet bundan sonra biz özellikle ekleri görüyoruz. Ekler nasıl değişiyor? Sam, samavo, samamu, samim, asamom vesaire. Bunları ben burada kırmızıyla belirttim. Şimdi ise örneklere geçelim tek tek bunları örneklerle öğrenelim ve Türkçe çevirisiyle tabii ki. Birinci örneğimiz. Yassam vinavat. Yani kabahat bende. Yassam yani ben kendim. Kabahat bende. Yassama vinavata. Kadın da aynı şey söylerse kabahat bende. Onu dişil şeklinde yassama vinavata olarak söyleyecek. само, эрнейн. Зеркало само упало и разбилось. Айна кендилийнден дюшту ва крылды. Яни айна кендиси дюшту ва крылды. Сонра чоул. Сами. Вы сами знаете. Кендиниз билиорсунус. Шимдисе родительный падеж. Ин халине бакалым. Кроме тебя самого, никто не поможет тебе. Sana kendinden başka kimse yardım etmez. Burada da biz kromi, kromi kavo yani ın hali senden başka biliyoruz ki Rusçada yani in hali kullanılıyor senin başka gibi yani sen başka kimse yardım etmez. Şimdi biz aynı şeyi dişiyle söyleyelim yani bunu şimdi erkeğe söylersiniz sana kendinden başka kimse yardım etmez kromi bo söylersiniz ama bir kadın olursa кроме тебя самой, никто не поможет тебе. Гечалим шимди Это полезно для самого общества. Общество джемиет. Я да то плум демектер, что будь джемьетин кендиси и чин ярарлы. Для белорусский родительный падежля куланлюр, инхалиля. Не и ким и чин, кендиси и Rusça dla самого общества. Şimdi çoğul. Все зависит от нас самих. Her şey kendimize bağlı. Нас самих kendimize demektir. Tabii gördüğümüz gibi Türkçe'de ekler kullanılıyor. Mesela kendim, kendin, kendimiz, kendiniz, kendisi. Ama Rusça iki sözcük kullanılıyor. Mesela ''mı sami, nas samih, ih samih, vas samih, vy sami vesaire. Evet, şimdi devam edelim. Artık datilni padeş e haline geçelim. Придётся тебе самому ехать туда. Oraya kendin gitmen gerekecek. Sen kendin, тебе самому, yani sana kendine oraya gitmek gerekecek şeklinde. Придется тебе самому ехать tuda. Bunu dişil olarak söyleyelim. Bir kadına söylersiniz, şöyle olacak. Придется тебе самой ехать tuda. Oraya kendin gitmen gerekecek. Şimdi nötr bir sözcük. Mesela bina, Rusça nötr, здание. Bunu kullanalım burada, datilini padeşte. К самому зданию. нам подъехать не удалось. Бурда к самому зданию я не бинанун кенди сине. Я клашмайм кенам золмады. Чоул. Нам самим не хватает воды. Нам самим бизе кенди мизе. Сует Не хватает воды. Evet. Нам самим не хватает воды. Шимди ыгали. Yani vinitilni padeş. Buna geçelim. Biliyoruz ki vinitilni padeş mesela bir istikamet yön için biz vinitilni padeş kullanıyoruz. Mesela v yani şehre. V sonra ı hali. Şimdi şehrin kendisine demek istersek v-sam Ama burada sam gorod tabi ki ı halidir. V-sam ya yani zayıjjal. Şehrin kendisine girmedim. Bu sam neden sam kullanıyoruz burada? Çünkü cansız. Canlı olursa vinitilni padeş yani ı halinde samavo kullanmalıyız. Ee, tabii ki bu kadınlara ait değil. Bu sadece erkil kelimelere ait. İşte erkil kelimelerde. Örneğin ты его самого спроси. Onun kendisine sor. Evet, sormak fiili de bildiğimiz gibi Rusça'da ı haliyle kullanılıyor. Yivo sprasi, onu sor yani. Ama tabii ki Türkçe ona sor. Onun kendisine sor, ty yivo samavo sprasi. Aynı şey kadına, kadın hakkında dersek, ty yiyo samu sprasi. Onun kendisine sor. Ty yiyo samu sprasi. Evet, şimdi nötr. de biz yine v kullanıyoruz. Bu defa zdaniye sözünü alıyoruz. Çünkü biz bir nötr söz istiyoruz. Daniye ano. Ve burada ıhali, yalın halle aynı. Samo zdanie. Ya yani ne zahadil. Binanın kendisine girmedim. Samo zdanie. Ya yani ne zahadil. Çoğula gelince burada cansız için bir örnek vermiyorum. Sadece canlı için. Yine onların kendilerine sor. Bu defa çoğul. Ты их самих спроси ты их самих спроси. Hatırlayalım. Bir erkeğe söylersek ki onun kendisine sor nasıl deriz? Ты его самого спроси. Kadın hakkında deriz. Onun kendisine sor. Ты её саму спроси. Çoğul için söylersek şöyle olacak. Ты их самих спроси. Onların kendilerine sor. Şimdi ile hali yani творительный падеж или hali evet творительный падеже эриличин нужно поговорить с ним самим onun kendisiyle konuşmamız gerekir aslında konuşmamız gerekir yazdım çünkü türkçe ya konuşmak gerekir de söylenebilir ya konuşmamız gerekir konuşmanız gerekir konuşmam gerekir şimdi burada konuşmamız gerekir diye yazdım нужно поговорить с ним самим onun kendisiyle konuşmamız gerekir. Snim yani samim. Ya burada erkek erkekten bahsediyoruz. Yani onun erkekle konuşmamız gerekir. Şimdi kadınla olursa kadının kendisiyle konuşmamız gerekir söylersek. нужно поговорить с ней самой. с ней самой. Evet nötrü geçtim ve şimdi hemen çoğula geçiyorum ile halinde. это нужно решать samimi <Sessizlik> ditmi. Bunu çocukların kendileriyle halletmemiz gerekir. Samimi <Sessizlik> ditmi. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve nihayet de hali yani predložni padeş. Evet bu daha çok bildiğimiz gibi hakkında akom açom ya da neyin içinde fkom fçom gdiye fçom ya da neyin üstünde naçom. Örneğin böyle kullanıyoruz onu demek bakalım bu örneğe. В самом городе я Şehrin kendisinde bulunmadım. Evet, böyle. Tiyatr stait ni na samoy ploşşedi. Tiyatro meydanın kendisinde bulunmuyor. Evet, yani demek istediği şu. Yani meydanda ama meydanın kendisinde değil. Biraz ötede örneğin. Tiyatr stayit ni na samoy ploşşedi. Şimdi nötr. Nötr yine bina sözünü kullanıyorum. Zdaniye. В самом здании я его не Binanın kendisinde onu bulmadım ya da bulamadım. Evet, onu burada yivo. Evet, erkeği. Kadını olursa yiyo tabii ki yiyo. Ama в самом здании, yani binanın kendisinde. Ve sonunda çoğul мы думаем о самих детях и Çocukların kendilerini de, ebeveynlerini de düşünürüz. Evet, burada yani hem çocukların kendilerini hem de ebeveynlerini. A samih detyah i abih Öyle, o yüzden kendileri sözünü burada kullanıyoruz. A samih detyah. Мы думаем о самих детях. Peki başka bir ifade var. Asvaih detih. Asamih detih, asvaih detih. Bu kolayca karış, karıştırabilir. Asamih detih, çocukların kendileri. Asvaih detih ise kendi çocukları. İşte var çocukların kendileri, bir de var kendi çocukları. İşte Rusça'da svoj, kendi çocuğu hakkında svoj, ya da svoji detih, asvaih detih. Bir örnek ve hem de svoj, svoja, svojo, svoji, Tabloda bu tabloda görebiliyoruz. Yani bu ekler hemen hemen aynı. Şimdi bu örnekte şöyle mı duymayım? Sviy diyetek kendi çocuklarımızı düşünürüz. Ya da başka bir örnek, sviy svaya sviy kelime ile ilgili. Örneğin, on разговаривает со своей сестрой. O kendi kız kardeşiyle konuşuyor. Burada dişil var, со своей ve burada ile hali var. Evet. Bence bu svoys svoyo konusu o kadar zor değil herhalde. Yani işte yine bir tablo ve her şeyi tekrar etmekte bir fayda yok bence. Ama daha çok önemli bir konumuz var bugün. Bu da sam some ve samı arasındaki fark. Bakalım işte bu tabloya. Sam some ve samı. Peki sam şimdi detaylı şekilde baktık, örneklerle baktık, inceledik. Sam ne demek? Kendi. Sam, mladşi brat örneğin, küçük kardeşin kendisi. Sami ise tamam başka bir şey. Sami en demektir. En küçük kardeş. Şimdi zor tarafı nedir? Görüyorsunuz galiba zor tarafı şu. Bu samovo hem sam için hem sami için aynı şekilde yazıyor. Ama farklı şekilde telaffuz ediliyor. Çünkü vurgu başka yerde. Bu samavo mladşava brata kendisi anlamına geliyor. Samava mladşava brata ise en küçük anlamına geliyor. Ya da şu datilni padeş. Samamu samamu ile halinde ise biraz fark var. Bakın samim samım. Burada i ve ı arasında fark var işte. Burada ise yine sadece vurgu de halinde asamum, asamam. İşte bu vurgu sayesinde biz bunu hatırlayabiliyoruz. Evet bu sadece eril sonra dişil de olacak. Şimdi bakalım birkaç örneğe. Örneğin bu cümleyi gördüğümüzde alttaki cümleyi bilmiyoruz. Bu samava yoksa samavo ama bağlamdan anlayabiliyoruz normalde. Eğer bağlamdan anlamak zorsa metinde mutlaka bu işaret olacak. Samavo. Ki okuyan onu yanlış anlamasın. Samavo yoksa samava. Burada biz demek istediğimiz şu. Küçük kardeşinin kendisi orada yoktu. O yüzden vurgumuz sonda olacak. Samavo yani kendisinin. Samavo mladşava brata. Tam nie bula. Küçük kardeşinin kendisi orada yoktu. Ama bu cümlede aynı cümle sadece anlamı başka olacak. En küçük kardeşi orada yoktu. Ve samava sözü artık a sesi vurgu alacak. Şöyle olacak. Samava mladşava brata tam ne bıla. Yani en küçük kardeşi orada yoktu. Aynı şey e halinde de olacak. Burada biz demek istediğimiz şu. Küçük kardeşinin kendisine söyleme kendisine söyleme. Samamu mladşamu bratu ni gavari. Ama eğer söylemek istediğimiz şu ise en küçük kardeşine söyleme. Şöyle demeliyiz. Samamu bratu ni gavari. Gördüğümüz gibi bu iki cümle tamamen aynı yazı, yazıyor. Eğer vurgu koymasak hiçbir fark yok gibi. Ama tabii ki okunuşta büyük fark var. Şimdi ile haline geçelim. С самим младшим братом я yani не знаком. Кучук кардешнин кендиси ле танышмайорум. Эвет, бурда языда да фарк вар. Самим ве самым. С самим младшим братом я yani не знаком. самым младшим братом я yani не знаком. Эн кучук кардеши ле Ве дэхалин дэ. О самом младшем брате я yani не слышал. küçük kardeşinin kendisi hakkında duymadım. En küçük kardeşten bahsetsek aynı şey yazılacak ama okunuşu şöyle. Asamam mladsham braty En küçük kardeşi hakkında duymadım. Şimdi eril eril formasına baktıktan sonra bu kelimelerin nötr formasına bir göz atalım. Göreceğiz ki hemen hemen aynı bir tabloyu göreceğiz. Fark nerede olacak? yalın halde ve ı halinde. Başka hiçbir yerde fark olmayacak. Peki dikkat. Nasıl farklar göreceğiz? Tabi e, tabii ki bu sam ve samı. Burada ben samavo ve samava yazdım. Ama tabii ki biliyoruz ki ı halinde eğer cansız olursa o zaman sam ve samı Aynen yalın hal gibi olacak. İşte nötr de zaten canlı bir şey olmuyor. O yüzden nötr de burada sam ama burada Sam değil. Tabii ki Nötr'de Samo. Yalın halde de bir fark var. Samo en Samayı. Örneğin Samo vysokaya dereva. Yani yüksek ağacın kendisi. Ve Samayı vysokaya dereva. Yani en yüksek ağaç. Şimdi burada ile halinde bir örnek var. Pad samim vysokim derevom stayal stol. Yüksek ağacın kendisi altında bir masa vardı. Şimdi şöyle söyleyeyim, en yüksek ağacın altında bir masa vardı. Pod samym wysokim drzewem stajal stol. Başka bir örnek ı halinde. Wnietelny podeszde. Önce kendisi anlamında burada samo olacak. Samoya değil, samo. Samo wysokie drzewo spelieli. Yüksek ağacın kendisini testereyle kestiler. Bilit yani testereyle kesmek. Spilit. Spilili. Evet. Ve şimdi aynı cümleyi ama en yüksek ağacı testereyle kestiler. Diyelim. Sameye vısokaya deriva spilili. Şimdi dişil formasına geldiğimizde ben burada sarıyla belirttim. Bazı yani gördüğümüz gibi yani eğer sıfatların nasıl hallenmesini öğrendiyseniz zaten biliyorsunuz ki sıfatlar ın hali, e hali, ile hali ve de halinde dişilde aynı. Mesela krasivaya, krasivoy, 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 dört halde aynı olacak. İşte samoy ve samoy da aynı olacak. Sama starşe sistra ne demek? Yani büyük kardeş, kız kardeşinin kendisi. Sama star şey sistre. Büyük ablanın kendisi. Büyük büyük değil ya. Sadece ablaya star şey diyorlar zaten. Peki biz büyük kız kardeşi diyeceğiz. Çünkü burada Sama ya star şey sistre. Yani en büyük kız kardeş. Sama ya star şey sister. Evet. Burada da ın halinde örneğin Samoy star şey sister. Yani büyük kız kardeşin kendisi ya da самой star şey En büyük kız kardeşin. Şimdi birkaç örnek. E halinde. Samoy star şey sistri ni Büyük kız kardeşinin kendisine haber vermediler. Samoy yani kendisine star şey büyük kız kardeşinin ni haber vermediler. Şimdi biz eğer ikinci taraftan söylersek aynı şey yazılacak. Fakat vurgu Samay olacak ve en büyük kız kardeşine haber vermediler anlamına gelecek. Samay starşey sistre nisa Şimdi ıhali. Samu starşuy sistru yani ni Büyük kız kardeşinin kendisini görmedim. Veya en büyük kız kardeşini görmedim samuyu starşuyu sistruya ni vidil. İle halinde şöyle bir örnek. Mı da gavarilis samay starşı sistroy. Değil. Ben bunu şimdi yanlış okudum. Neden? Çünkü çeviri büyük kız kardeşinin kendisiyle anlaştık. Kendisiyle olursa o zaman samoy okunacak. Mı da gavarilis samoy starşı sistroy. Ama önce okuduğum şöyle çevrilir. En büyük kız kardeşiyle anlaştık. Мы договорились с самой старшей сестрой. Şimdi bunlar tabii ki her ikisi, her iki cümle aynı yazılıyor. Ve yine diyorum ki bağlamdan çoğu zaman anlaşılıyor. Burada samoy yoksa samay kastediliyor diye. Evet sonunda işte sonunda bu tabloda biz çoğulu görüyoruz. Чолда, сами и самые. И бурда ине, уч халде, айне. Самих, самых. Шинди бакалам бика чернея. Самих богатых людей не пригласили. Зенгин кишилерин кендлерни давет этмедлер. Самых олурса, эн зенгин кишилерин давет этмедлер, Самых богатых людей не пригласили. Ya da başka bir örnek. Samimi bagatimi lüdmi, ya nifstri çalsi. Zengin kişilerin kendileriyle görüşmedim. En zengin kişilerle görüşmedim. Nasıl söyleriz? Samimi bagatimi lüdmi, ya nifstri Şimdi burada ne fark var? Burada tabii ki sami ile yazılıyor. Samı'yı ı ile yazılıyor. Bu biraz yardımcı oluyor tabii ki. Evet arkadaşlar bununla bugünkü dersimi bitiriyorum. Ve umarım ki size de yardımcı oldu. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere.